Herkese merhaba arkadaşlar. 25 Şubat Perşembe İzmir programıyla bir aradayız. İzmir'de 7 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. İzmir'in altılısı da 3. koşuyla beraber, pardon 2. koşuyla beraber saat 3'te başlamış olacak ben de yine programla ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı biraz daha ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine sizde tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyla arkadaşlar yapma noktasında İzmir programı için değerlendirmeye çalışalım İzmir programı dediğim gibi gündüz koşacak ikinci koşuyla beraber arkadaşlar saat üçte de İzmir'in altılısı başlamış olacak. Şartı dörtte bir koşu var. dört yukarı İngilizleri izleyeceğiz. 1400 metre mesafe kum yarışında 8 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak. burada aslında çok formda bir safkan var. Son yarışlarında çok bahsettiğimde de bir safkandı. Bu da 4 mol lux star arkadaşlar ki son startını beklentinin çok çok altında bir yarış gösterdi safkan en azından benim beklentim daha iyi bir koşu çıkarması yönündeydi ama istediği koşu yapamamıştı bu safkan. Bugün üzerinde Gökhan Kocakaya ile beraber start alacak olan safkandan ben iyi bir koşu çıkarmasını aslında uzun süredir iyi koşularına bir birincilik eklemesini bekliyorum. Safkanın mesafe oldukça uygun. Dediğim gibi yetenekli safkandan Gökhan Kocakaya idaresinde iyi bir koşu gelecektir diye düşünüyorum gün ilk ayağı için. Bu safkanın rakibi noktasını yine benzer şeyleri söyleyebileceğimiz 3 Osmanlı Blackball yine iyi koşular gösteren Safkan Gökhan Gökçe ile beraber uzun süredir bir aradalar. Yine iyi koşu çıkarmasını bekliyorum. Son olarak da yine grubun kaliteli isimlerinden Altman Innovation arkadaşlar yine istikrarlı Safkan'dan iyi koşular geliyor. Son iki yarışında iki tane üçüncülüğü var özellikle. Çok yakın ara kaybettiği yarışlar oldu. Bugün için yine mesafesinde Kadir Takaçoğlu idaresinde arkadaşlar kazanma noktasında şanslı gördüğüm bir diğer safgan olacak günü ilk ayağı için. Yani özellikle 4 numaralı Lookstar'dan iyi bir koşu bekliyorum. Rakip hanesinde ise arkadaşlar 3 ve 6 numaralı safkanlar değerlendirilebilir konumda. Günün ikinci yana geldiğimizde ise maiden bir koşu var. 3 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. 8 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak. Yine burada bir Mendip temsilcisi olan 3 numaralı Dipman. özellikle takip ettiğim safkanlardan biri ilk yarışından bu yana ısrarla arkadaşlar takip ettiğim safkanlardan biri. Son iki cidini fena görmedim. Ben iyi bir yarış çıkardı. Ben beklentimin de olduğu bir safkan en azından bu tarz bir grupta etkin bir yarış yapabilir. İhmal edilmemeli. Rakip hanesinde ise 7 malı time arkadaşlar. Son yarışında favori çıkan safkan iyi bir yarış gösterdi. Güzel bir üçüncülük elde etti. Yine bu safkan da Mehmet Gönültaş idaresinde start alacak iyi bir koşu çıkarmasını beklediğim bir diğer safgan olarak gözüküyor. Yani 3 ve 7 numaralı safkanları ben gruptan biraz daha ayırdım. Bu iki safkanı muhakkak değerlendirelim daha sonrasında arkadaşlar. Yine takip ettiğiniz safkanlar varsa günün bayağı için arkadaşlar yine bütçemiz dahilinde eklenebilir konumda. Günün 3. yana geldiğimizde ise handikap 14'te bir koşu izleyeceğiz ki 3 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşuda 6 tane safgan start alıyor. Ben bu koşu için bir tane safgandan bahsedeceğim. Zaten bu safganı da kuponumda arkadaşlar. Yalnız bırakacağım ki bu da 4 numaralı İzmir'in dağları olacak ki Ali Alpagut'la beraber start alacak olan bu Guska temsilini bilinli gibi birçok kez vardım. Safgandan bir beklentim var. O gün de bugün olacağına inanıyorum. Bu safgandan etkili güzel bir koşu geçmesi yapmasını bugün için müsait bulduğu bu grubu arkadaşlar. Zor dengeli grubu geçmesini bekliyorum. Dediğim gibi günün arkadaşlar 3. ayağında 4 numaralı İzmir'in dağları Ali Alpagut'la beraber geçilmeyecektir. Kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabilir Onun konumda görüyorum arkadaşlar günün bayağı için. Günün 4. ayına geldiğimizde ise e, önemli bir koşu var. Kısa vade 8'de koşacak 4 ve yukarı İngilizleri 1900 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz ki 6 tane e, Safka'nın bir araya geldiği bir koşu olacak. 5 numaralı Scott Leo tabii önemli bir safkan Grup 1 koşular kazanmış. Önemli yarışlar sergilemiş. Güzel bir safgandan bahsediyoruz. Safganın tabii 144 günlük bir arası var. Son yarışları her ne kadar çim ve de gözükse de özellikle Kabakum'da yarış hayatının başlangıç dönemlerinde önemli koşularda çıkmış, önemli yarışlar kazanmıştı. Kum performansının etkileyici olduğunu düşündüğüm safganın dediğim gibi uzun araya rağmen Gazis konusu kazanmış özel e, ekürülerden İzmir'in güzel acık ekürüsünden arkadaşlar iyi yerlerde bakılan safkandan ben iyi bir koşu çıkacağını ve halis idaresinde kazanma şansının olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi araya rağmen muhakkak değerlendirilmeli bu safkan. Bu safkanın rakibi noktasında ise Kumal Dark yine bir mendip temsilcisi olan Safkan çok formda mükemmel yarışlar sergiliyor. Özellikle son yarışlarını çok beğendiğim Safkan'dan iyi bir koşu gelecektir ve son olarak da yine Fuat Çakar'la bir araya geldiklerinde çok iyi işler yapan bir numaralı avukat yine bu grupta dediğim gibi muhakkak şans Safkan konumunda değerlendirilmesi gereken bir diğer Safkan olduğunu düşünüyorum. Yani 5 numaralı Scott o. biraz daha öncelikli olsa da rakip hanesinde arkadaşlar bence kuponlara muhakkak yine 1 ve 2 numaralı safkanların eklenmesinin doğru olacağını düşünüyorum günün 4. ayağı için. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise e, made in bir koşu var. 3 Yaşta İngilizleri izleyeceğiz. 1400 metre mesafe kum yarışında 8 tane safkan start alacak. Taburda e, son yarışlarında etkin bir form gösteren ve birçok yarışında AGF çıkan 5 numaralı Koç Volkan Nezdit Avcı İdaresinde kazanması normal sonuç olacaktır ama ben burada yine kuponumda muhakkak kat bulunduracağım bir safkan var. Bu da üç timalı başlanır arkadaşlar. Bir takım temsil olan safkan bilindiği gibi ilk startını son yarışında koşmuştuk. ki çıktı tek koşu zaten. Safkan startla beraber biraz şahlanınca arkadaşlar o gün için biraz daha yarışa sıkıntılı başladı. Ona rağmen bariyer dibinden etkili bir yarış yaptı. Güzel de bir safkan yarış çıkardı. Güzel bir üçüncülük elde etti. Ben bugün için e, aynı sorun yaşayamayacağını, bugün için kulaklık takviyesi var safkanda. Bugün için bu kulaklık takviyesi de çıkartılmış. Ben daha da etkin koşacağını düşünüyorum. Gökhan Gökçe idaresi de start olan safkandan iyi bir yarış sergilemesini bugün için e, formda rakibi 5 numaralı koç volkana zor anlar yaşatmasını bekliyorum. Yani 3 ve 5 numaralı safganların ben muhakkak kuponlarda denenmesi gerektiği düşünüyorum. Bu iki safkanı ekleyelim. Daha sonrasında varsa yine tuttuğunuz safganlar günün bayağı arkadaşlar eklenebilir konumda. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 15'te bir koşu var. 4 ve yukarı Arapları izleyeceğiz. 1900 metre mesafe kum yarışında bir araya gelecek olan bu koşuda 12 tane safkan start alacak arkadaşlar. Günün son ayağı olarak koşacak bu koşu için ağır kilosuna rağmen 4 numaralı Babür Bey'den ben iyi bir koşu bekliyorum. Kadir Tokaçoğlu idaresi start alacak olan safkanın son yarışları oldukça başarılı. İyi yarışlar sergilen safkandan iyi bir koşu Çıkacaktır diye düşünüyorum. Bu safganın rakibi noktasında formda safganlardan numaralı Cevahir Tayyine Halil Kaplan'la beraber iyi koşmasını beklediğim bir diğer safgan olarak gözüküyor. Son olarak da 8 numaralı Özgür Fatih. Bilindiği gibi birçok kez de verdiğimiz safgan, inandığım safganlardan biri. Uygun küresiyle yetenekli aprantisi Fırat Aslan idaresinde yine son ayakta arkadaşlar. Etkin bir koşu gelecektir diye düşünüyorum. Yani burada arkadaşlar ben özellikle 4 numara safkanı biraz ön planda görsem de rakip 6 ve 8 numara safkanlar günün son ay arkadaşlar ben de biraz daha öncelikli safkanlar olacak. Arkadaşlar İzmir programı ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip ettiğiniz adları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden arkadaşlar herkese yarın için bol şans diliyorum.